bir imtihana tabi tutmuş. Günahlarımıza da kefaret yapıyor. Bak şimdi kardeşler. Son zamanlarda arada bazen ben televizyonlarda doktorları seyrediyorum. Bu virüsle ilgili. Çıkıyorlar böyle kendi aralarında konuşuyorlar. Hiç Allah diyen yok ha. Hiç Allah kelimesi şu ana kadar ben duymadım. Yani bu koronavirüsü Cenab-ı Hakk'ın izniyledir, iradesiyle, onun kudretiyle hareket ediyordur diyen yok. Yani televizyonlarda bunu söyleyen yok. Halbuki adam prof olmuş, doktor olmuş ama en ami bir çoban eğer Cenab-ı Hakk'ı tanıyorsa, Allah'a imanı varsa ondan üstündür ya. Neden? Ya insan bir kere bir Allah der ya. Yani bu koronavirüsü dediğimiz olay, kardeşim ya, bunun gözü var mı? Var. Peki bunun okula gitti mi? Kursa gitti mi? Yok. Nereden biliyor bu insanları, bu hastalığı, insanları böyle giriyor insanların içine, hiçbir çare bulamıyorlar. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın izni ve iradesiyle gidiyor, bunları terbiye et bakayım. Hiçbir fiil faizsiz olmadığına göre ufacık mikroplar ve virüsler de diyor onun kabzı tasarrufundan bediüzzaman dışarı çıkamaz. Bütün kainattaki diyor büyük cirimler, cisimler onun diyor kabzı tasarrufundan çıkamadığı gibi ufak ufak diyor mikroplar da onun diyor kabzı tasarrufundan çıkamaz. Öyleyse onun ilmi diyor bütün kainatı kuşatmıştır. Ya böyle desene doktor ya. Doktorlar böyle söyleyin arkadaş. İlla bunu nur talebeleri mi söyleyecek? Hocalar mı söyleyecek? Çıksın bir doktor da söylesin bunu. Bir profesör söylesin. Mühendisler söylesin. Değil mi? Bunların da Allah demeye ihtiyacı var. Deyin arkadaşlar. Bu Allah'ın izniyle bütün insanlığı terbiye etmek için gönderilmiş. Denmesi lazımken bakıyorsun adam doğa diyor, tabiat diyor. Doğa olaydır, işte şöyledir derken olayları karıştırıyor, sınıfta kalıyor. Neyse fazla da yapmamak lazım. Neden? İşte biz Risale-i Nur okuduğumuzdan dolayı her bir eserde, her bir şeyde Cenab-ı Hakk'ın iznini